Herkese merhabalar. Bugün Lola ile beraber yeni bir kedi kumu denemesi videosuyla karşınızdayız. Bu sefer dedim ki hadi biraz bütçeleri arttıralım. Biraz daha pahalı kumları birbiriyle kıyaslayalım. Bakalım netice nasıl olacak? Diğer kedi kumu kıyaslama videolarına göre büyük bir fark olacak mı? Özellikle bu videoda daha önce kullandığım yöntemlerin birebir aynısını kullanacağım ki diğer videodaki kumlarla bu kumları daha rahat kıyaslayabilelim. Lola da farkındaysanız yanımda ve bu sefer denetçi olarak değil, yardımcı olarak. Bu arada gördüğünüz gibi 3 markanın da kutusu birbirine çok benziyor. Üçü de kartondan yapılmış, üçünün de böyle taşıma için sapı var ve üçü de yandan buradan açılıyor. Birbirine gayet benzeyen formatlar. Bu arada diğer kedi kumu kıyaslama videolarında da söylediğim gibi kedilerimizin ciğerlerini korumak için 3 kumu da özellikle parfümsüz olarak seçtim. Ama bu Feelight Fabrice markasında biraz parfüm var sanırım. Parfümlü yazıyor. Üzerinde parfümsüz versiyonunu bulamadım. Ama kokladığım zaman çok yoğun bir parfüm kokusu gelmiyor. Biliyorsunuz Lola'nın patilerin altı çok tüylü. Lola gibi uzun tüylü kedilerin de problemlerinden bir tanesi tuvaletlerini yaptıktan sonra bu kumlarını paticikleriyle evin her yerine taşımaları. O yüzden Everclean'in taşımadığını iddia eden versiyonunu aldım. Bakalım test edeceğiz. Gerçekten kumu etrafa taşıyacak mı, taşımayacak mı? Hemen testlere başlıyorum. Birinci testimiz koku testi. Koku testini sirkeyle yapacağım. 3 kavanoza da eşit miktarda kum koydum. Üzerlerine bir kedinin bir seferde yaptığı çiş miktarı olan 20 ml kadar sirke koyacağım. Bakalım kokuyu ne kadar absorbe edecekler. Evet, şimdi önce bir güzel çalkalıyorum kutumuzu ve kokluyorum. Everclean'de koku yok, gayet başarılı. Gayet başarılı, hiçbir koku yok. Şimdi aynı şekilde Feelight'ı çalkalıyorum. Feelight'ta da koku yok. Hafif bir parfüm kokusu var. Bu çalkalama hareketini özellikle yapıyorum çünkü kedi de tuvaletini yaptıktan sonra biliyorsunuz kumun üzerini kapatmak için zaten patileriyle buna benzer hareketler yapıyor. BioCats'te çok hafif bir koku var. Ama sirke kokusundan ziyade sirke kokusundan farklı olarak kumla sirkenin karışmasından oluşan farklı bir koku var ama çok hafif. Rahatsız edici bir koku değil. Şimdi hemen işin topaklanma kısmına geçeceğiz. Normal olarak tabii ki kumu miktar daha fazla oluyor. Burada kum miktarımız az. Onun için topaklanma diğer kumlarda da biraz sıkıntı yaratmıştı. Burada da bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi topaklanma iyi ama kavanozun dibine bol miktarda kum yapışmış. Burada topaklanan miktarımız iyi gözüküyor. Şimdi hemen ikinci kumumuza geçiyorum. Burada topaklanma biraz dağılmış. Burada da kavanoza görüyorsunuz bol miktarda kum yapışmış durumda. Aynı şekilde kavanozumuza yapışmış kum miktarı burada da fazla. Topaklanma performansı da kötü gözükmüyor. Şimdi topaklanma neden önemli? Birincisi kum iyi topaklanıyorsa kumun ömrü uzun oluyor. Daha uzun süre aynı kumu kullanabiliyoruz. İkincisi daha kolay temizliyoruz. Üçüncüsü daha az koku yapıyor. O yüzden ne kadar iyi topaklanıyorsa kumun performansı o kadar iyi diyebiliriz. Şimdi sıra geldi benim için en önemli olan iki teste. Birincisi paticiklerle kum taşıma, ikincisi toz çıkarma. İkisi de çok önemli çünkü paticiklerle o eve taşınan kumlar birincisi evi kumsala çeviriyor. İkincisi onları temizlemekle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Üzerine bastığımız zaman da yanlışlıkla eğer basarsak iyice toz oluyor, iyice etrafa yayılıyor.
toz çıkarmada çok çok önemli. Çünkü birincisi o tozlar hem bizim ciğerimiz hem kedimizin ciğeri için çok sağlıksız. İkincisi kumu koyarken veya kumu temizlerken çıkan tozlar yine etrafı kirletiyor. Yine bizim için ekstra temizlik, ekstra iş çıkarıyor. Şimdi hemen test ediyoruz bu üçünden hangisi daha iyi çıkacak. Öncelikle pati ile kum taşıma testini yapıyorum. Bunun için Lola'yı taradığım fırçadan Lola'nın tüylerini topladım. Böyle patimsi bir ortam yarattım. Şimdi hemen test ediyorum. Testimize Everclean ile başlıyorum. Sanki Lola tuvaletini yapmış da kazıyormuş gibi. Kumu bayağı bir eşeledim. Şimdi siyah zemine bırakıyorum. Evet, bir küçük parçacık düştü. Şimdi Feel Light'ta aynısını yapacağım. Yine böyle bayağı bir eşeleyeceğim. Lola tuvaletini yapmış da eşeliyormuş gibi. Şimdi siyah zemine bırakıyorum. Burada biraz daha fazla parçacık çıktı. Hemen yönünü değiştirdim. Ve son kumumuz Biocat'ı deneyeceğim. Yine kumu bol bol eşeliyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Madem hiçbir şey çıkmadı, biraz daha zorlayayım. Israrcı olup biraz daha zorladığımda iki parça çıktı. Şimdi kumaşları temizledim. Bu sefer toz çıkarma testi yapacağım. Onu iki şekilde yapacağım. Öncelikli olarak kumu bir güzel avuçluyorum. Bu hem pati ile kum taşıma testi hem de toz çıkarma testi yerine geçiyor. Ve avuçladıktan sonra siyah bir kumaşa elimi bir güzel sürtüyorum. Netice kumlar da var ama toz yok gibi gözüküyor. Elimi temizledikten sonra hemen ikinci kumumuza geçiyorum. Onu da bir güzel avuçluyorum. Ve elimi gördüğünüz gibi burada da bol miktarda kum var. Ve elimi temizleyip hemen üçüncü kumumuza geçiyorum. Burada da kum gözüküyor. Şimdi pati ile kum taşıma testimize baktığımız takdirde sanki Biocat biraz daha iyi yaptı. Everclean ile birbirlerine çok yakınlar. Maalesef Feel Light çok iyi bir performans göstermedi. Şimdi toz çıkarma testimizi tamamlamak için bu siyah kumaşları bir güzel toprağa sürteceğim. Netice çok az toz çıkarmış gibi gözüküyor. Burada da çok az toz var gibi gözüküyor. Burada baktığımız takdirde çok az toz var ama kumlar hiçbir şekilde kumaşa yapışmadı. Evet, bu testimize baktığımız takdirde Biocat daha iyi performans gösterdi. Onu Everclean takip etti. Maalesef Feel Light'in performansı çok iyi değildi. Bu arada size kamera arkası görüntülerden de bilgi vereyim. Kumu koyarken Feel Light'tan toz çıktı ama Everclean ve Biocat'tan toz çıkmadı. Maalesef kamerada o tozlar çok iyi gözükmediği için sizle paylaşmıyorum ama not olarak belirtiyorum. Bu kumlar elimden kolay kurtulamayacak. Şimdi emicilik testi yapacağız. Özellikle ince bardak seçtim, emmesi daha zor olsun diye. 3 bardakta da aynı miktarda kum var. Şimdi bardakların üzerine 50 ml kadar su koyacağım. Bakalım neler olacak.
Evet, emicilik testimiz de tamamlandı. Emicilik testi neden önemli? Kum ne kadar iyi emiyorsa o kadar az koku, o kadar temiz, o kadar kolay temizleme, o kadar uzun ömür demek. Şimdi bakalım testimizin neticesine. Ama altını çizmek istediğim bir nokta var. Bardaklar ince olduğu için kumun emmesi zor oldu. Hemen neticeleri gösteriyorum. Gördüğünüz üzere Everclean'de biraz su mevcut. Tamamını emememiş. Feelite performans bayağı kötü. BioCats'a gelecek olursak o da suyun tamamını emememiş ama en az miktarda ondan su dökülmüş. Testimizde şu ana kadar gözüken performans BioCats biraz daha iyi gidiyor gibi. Onun arkasından Everclean geliyor ve maalesef Feelite en arkada kaldı. Şimdi bir de fiyatlara bakıp son kararımızı veriyoruz. Bu üç marka için de internette bulabildiğim en uygun fiyatları araştırdım. 6 litre Everclean en uygun fiyat 81 TL. Yine 6 litre Feelite Febreze en uygun fiyat 39.9 TL. Yalnız BioCats'ta 6 litre yoktu, o yüzden onun 7 litrelinin fiyatına baktım. O da 54.9 TL. Şimdi sıra geldi son duruma hep beraber bakmaya. Koku testinde Everclean bayağı başarılıydı. Feelite kendi parfümüyle biraz kokuyu baskılandırdı. BioCats'ta da kumun kendi kokusu vardı. Topaklanmaya gelecek olursak Everclean en iyi performansı gösterdi. BioCats'ın performansı da ona bayağı yakındı ama Feelite maalesef başarısız oldu bu noktada. Kum taşımada Everclean iyiydi ama BioCats ondan çok daha iyiydi. Feelite'e bakacak olursak maalesef yine bir başarısızlık oldu. Toz çıkarmada Everclean ve BioCats benzer performanslar gösterdi. Feelite kötü performans gösterdi. Özellikle kamera arkası sizin görmediğiniz noktada kumu dökerken bayağı bir toz çıkarıyordu. Emiciliğe gelecek olursak Everclean'in performansını BioCats kesinlikle geçti diyebiliriz. Feelite maalesef yine başarısız oldu. Fiyata geldiğimiz noktada Everclean bayağı kötüydü. Feelite bu sefer başarılı, iyi bir noktadaydı. BioCats ise ikisinin arasında kaldı. Şimdi baktığımız takdirde en iyi performansı BioCats gösterdi diyebiliriz. Everclean'e gelecek olursak bence fiyatına göre performansı düşük kaldı. Feelite Febreze de beni bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Evet, böylece bu kedi kumu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Yeni testler yapmaya devam edeceğim. Değerlendirmemi istediğiniz kumlar varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Onları da listeme eklerim. Umarım sizin için faydalı video olmuştur. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Hepinize güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bye bye.